Bugün 1 Ağustos 2022. Artık Ağustos ayına da geldik. Ve biz 3. kovanımızın yeniden yanındayız. Ve 3. kovanımızla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Bakalım neler olmuş. Burada geçen haftalarda biliyorsunuz bir ana arı çıkartmıştık. Ama o ana arıyı daha sonra yine kaybettik. Ana arıyı kaybedince tabii ki buraya artık daha seri bir çözüm üretmek zorunda kaldık. O yüzden de şimdi sıkı bir ana arı araması yapacağım. Eğer o ana arı buradaysa onu görmek istiyorum. Yok değilse de ana arı siparişi verdim. Bir karniyol arısı sipariş ettim. Ve o karniyolu bunlara vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onun için bugünkü bakımımızda yapacağımız işlemler aslında belli. Şimdi ana arımızı arayacağız. Bulduk. Bulamadık. Yeni ana arımızı kutusunda buraya çıkartıp vereceğiz. Kabul etmeleri sürecini bekleyeceğiz. Kabul ettikten sonra da normal düzeni almalarını sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyorum buralarda bir ana arı hareketliliği var mı? Evet, geçen hafta olduğu gibi hiçbir ana arı hareketliliği görünmüyor burada. Bakalım şöyle. Bu tarafta kapak çıtamızda çok hafif nektar ve çok hafif şey görüyorum. Polen görüyorum. Onun dışında herhangi bir şey yok. Arada biraz sakin gibi geçen haftaya göre ama dur bakalım. Hayırdır inşallah. Yoksa ana arımız geri döndü mü? Biraz sakinler gibi. Bu sakinliklerini bozmayalım. Ama arada da şöyle dumanımızı yapalım yine, ne olur ne olmaz. Herhalde içeride. Hatta biz bu sefer böyle kontrol edelim. Biraz daha nizami yapalım bakalım. Evet. Arı sayımız gördüğünüz gibi çok fazla azalmış. Burada ana arılarımız var. Ana arı olmayınca, ana arısızlıktan dolayı buradaki mevcudumuz artık neredeyse yok olmak üzere. Şimdi bizim derdimiz bu koloniyi kurtarabilmek. Bu koloniyi bozmanın müsebbibi de benim. Yapmış olduğum hatalarla bunları bozdum. Şimdi şuralara da bakacağım, bir yalancı ana durumu olmasın diye. Bakıyorum. Şunları da bozalım. Evet, arımız var mı? Ana arımız. Bakıyorum. Göremiyorum. Kontrole devam. Evet. Gördüğünüz gibi çok azalmış. Nüfusumuz bayağı azalmış. Ama arının bu sert tavrı falan da yok yani. Hiç öyle gergin falan da değiller. Erkek arı var. Birkaç tane de olsa. Şöyle günlük kontrol de yapayım da. Arı burada yok. Bakalım bu da buna. Evet, burada bal çok. Bu bal bunların gerginliğini alır. Geçen hafta eğer anamız burada olsaydı, faaliyetine başlamış olsaydı, muhtemelen bugünlerde
yumurtlamış olacaktı. Biz de günlükleri görüyor olacaktık büyük olasılıkla. Ama gördüğünüz gibi burada anaariyi göremiyorum. Şunları kaldırmak suretiyle. Evet, yalancı arıya gitme durumu da olabilir buralarda. Ama görmüyorum böyle bir şey şimdilik. Ama bizim için tabii ki bir risk. Göremedik. Herhangi bir şekilde ana arası falan buralarda yok. Evet, görmüyorum. Normalde önceki kontrollerimde buradaki ana arıyı, yeni çıkan anayı hemen görmüştüm arkadaşlar. Ama maalesef burada böyle bir şeyi yapma şansım olmadı. Buralarda ana arı falan bildiğiniz yok. Dolayısıyla buraya ana arımızı vereceğiz. Getirdiğimiz ana arıyı buraya vereceğiz. Dikkatli bir şekilde baktım ama hakikaten ana arı falan buralarda görmüyorum. Eğer o zaman yakalayıp işaretleseydim belki de hani bir faydası olabilirdi ama bu herhangi bir sebepten dolayı kesilmiş olabilir. Şimdi içeridekilere bakacağım. İçeride geziyor olabilir mi? Evet. Geçen haftaki gibi bir gerginlik de yok, iyi mi? Burada geçen haftaki gibi bir gerginlik de yok. Yunus! Evet, anamızı getirelim ve buraya koyalım. Daha sonra bu kovanı da diğer strafor kovanımızdaki arılarla güçlendireceğim. Planlamam bu şu anda. Şimdilik kayda bir ara vereyim. Sonra devam edeceğim. Evet, kaldığımız yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana arımız karniyol. Ana arımız geldi. Gördüğüm kadarıyla fena değil. Arka tarafı genişlemiş. İşareti de var. Ama çok belli belirsiz bir işaret. Tabii ki şu anda işaretle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamam. Şu anda yapacağım tek şey bunu kovana bir şekilde sunmak. Şu kısmını alalım. Kenara koyalım. Bunu şöyle arkadaşlar, şöyle gelecek şekilde, arkasını kapayacak şekilde şey yapmak istiyorum şuraya. Bakın, hemen arılarımız oraya gelmeye başladılar. Şu tarafını açtım ki buradaki teli, içindeki fondon şekeri galiba, fondon şekerini ya da keki bitirip içeriden ve dışarıdan ana arıya ulaşmaları için gereken süreyi sağlayacak kapatmayı yapsın. Evet, şimdi biz bu ana arımızı aşağı bakacak şekilde şöyle
Bakın geliyorlar hemen. Şöyle yakından da göstereyim. Evet, umarım kaynaştırma işlemi sağlıklı olur. Yoksa bir anaarı daha kaybedersek biz buradaki koloniyi tamamen çökertmiş olacağız. Ve maalesef bu sene 4 kovanla kışa giriş yapamayacağız demektir. Bana sorarsanız. Tabii zorlarsak niye olmasın ama. Moral motivasyon olarak bir kere geri kalacağım kesin. İşte bu arıyı bizim bir şekilde burayla bütünleştirmemiz lazım. Onun için de şöyle yapacağım. Evet. Umarım buradaki anaarıyla artık bir an evvel kaynaşırlar. Göremedik aslında. Artık salla pati bir şekilde bu işi yapmamız gerekiyor. Ama öyle ama böyle bir şekilde buradaki sorunu bir an evvel çözmemiz gerekiyor. 4 kovanda devam edebilmek adına. Evet. Üçüncü kovanımızdaki operasyonumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar anaarıyı kutusuyla beraber buraya bıraktım. Ama isterseniz şöyle bir tekrar şu olayı bir göstereyim. Bakın hemen oradan da ballar biraz bulaşmış. Hemen arılar da onu çekmeye başlamışlar. Hemen böyle sıkıştırdım ben bunu. Şöyle tekrar yerine koyacak şekilde arılarımızı biraz rahatsız edeceğiz ama yapacak bir şey yok. Hatta şunu aşağı bakacak şekilde yerleştireyim tam olsun. Neden aşağı baksın? Çünkü oradan biraz daha çabuk şey yapabilirler, bütünleşebilirler. Evet, şimdi aldık buradaki ölü arımızı da atalım. Şuradan da birazcık itelim ve sıkıştıralım. Sıkıştırdıktan sonra zannediyorum artık anaarımızın kabul süreci başlamış olur. Evet, artık bu kovanla ilgili bugünlük çalışma şeyimizi tamamladık. Umarım herhangi bir sıkıntı olmaksızın yeni anaarıyı kabul ederler ve bir an evvel yumurtlamaya başlayarak kovanı sağlıklı bir hale getiririz. Strafor kovanımıza geldik. Bakalım strafor kovanda işler nasıl? Geçen hafta bunda da çıkmış olan anaarıyı bulamamıştık. Ve arılar da çok telaşlıydılar. Asabiydiler. Dolayısıyla bakalım geçen haftadan bu haftaya 4 gün öncesinden daha doğrusu geçen hafta da demeyelim. 4 gün öncesinden bugüne bir değişim var mı? Eğer burada anaarıyı bulursak 3 numaralı kovanımızdaki anaarımızla beraber aslında durumu çok daha iyi bir noktaya getirmiş olacağız. Ama eğer gerçekten burada anaarı hala yoksa buradaki arıyı ister istemez 3. kovanımızla birleştirerek güçlendirme yolunu seçeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi bizim burada yapacağımız incelemenin sonucu bize yapacağımız işinde aslında ipucunu verecek. Bakalım ne olacak. Bakalım anaarı bulabilecek miyiz? Hemen kapak çıtamıza bakalım. Şöyle alayım yana. Kapak çıtamızda
boş gözler görüyorum. Herhangi bir yumurtlama faaliyeti falan zaten yok. Hani onu beklediğimden değil ama yine de bakın burada bol miktarda polen var. Anamız var mı? Herhangi bir şekilde bir ana emaresi var mı? Daha evvel biliyorsunuz bir numaralı kovanımıza biz anaarı verdik ve oradaki anaarıyı görmediğimiz için, o kadar yaptığımız araştırmaya rağmen oradaki anayı görmediğimiz için verdiğimiz anaları neredeyse alenen kestirdik. Göz göre göre kestirdik arkadaşlar. Bu hatayı tekrar yaşamak istemiyoruz. Hem yani o anaarılara yazık oldu. Hem emeğimize yazık oldu. Hem geçen zamana yazık oldu. Hem arılarımıza yazık oldu. Kolonimizin büyüyüp gelişememesine sebep oldu. Dolayısıyla böyle bir acemiliği yeniden yapacak olursak ne olur bilmiyorum. Evet, şurada bir tane arı görüyorum. Çok değişik. Bakın şu. Sanki ana gibi. Küçücük bir ana. Şu arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz? Bildiğiniz ana arı bu. Ama çok küçük. Allah Allah. Sadece geziyor. Böylesini de ilk defa görüyorum. Daha neler göreceğiz? Çok küçük bir ana arı şu. Eğer anaysa. Enteresan. Vallahi geziyor orada. Ama küçücük bir ana. Bakın kanatlarını açıyor. Şu anayı. Bir yakından görelim bakalım. Bu bir anaarı olabilir mi? Evet, aldım. Allah. Evet, şöyle bir şey. Şu anaarı olabilir mi bilmiyorum. Yani ben böyle anaarı da. Olmaz ya. Bu kadar küçük anaarı olur mu? Ama aldım. Gördüğünüz gibi. Bu kadar küçük anaarı olmaması lazım ama ben şöyle kenarda bir tutayım onu. İncelemeye devam edeyim. Başka bir ana şeyi var mı? Durumu var mı? Evet, yok. Kemerleri oluşturmuşlar ama ağır bir çıta. Evet, anasız kalmanın vermiş olduğu herhalde şeyle. Burada da yine ana girişimleri var. Ama tabii ki sadece girişim boyutunda. Yani şuralardakiler çıkmış. Hep bakın şunlar falan hepsi çıkmış. Ama bu anaaralar nerede? Hakikaten bilmiyorum. Nereye gittiler? Aha, burada bir tane daha ana gibi bir şey var. Diğerlerinden çok farklı. Bakın burada. Hayret. Minicik minicik anaara olur mu ya?
Şuna iyice bir bakalım. Bu bildiğiniz uçuyor. Evet, ana arı şurada. Ama bu ne? O ana ise bu ne? Arkadaş. Evet, ana arımız şurada arkadaşlar. Bakın ana arı şurada. Şurada gayet güzel bir ana arı. Evet, ana arısını gördük arkadaşlar. Evet, birazcık açık kalsın. Gelirse ana arımızı görmüş olacağız. Bakın geçen seferki gibi şey yapmadıklarını görüyoruz. Kanat çırpmadıklarını görüyoruz arılarımızın. Onun için bekleyeceğiz. Ana arımız gelsin. Komanına girsin. Nereye gittiyse. Var mı ana aramız bir yerlerde gelen giden bakıyorum. Evet, gayet sakinler. Demek ki bu da ana ara etkisi arkadaşlar.